Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Hepinize Balıkesir'den selamlar. Anne. Sanırım geliyor değil mi aklınıza sesim? Ne? Hemen bakıyoruz. Evet. Tamam, güzel. Beni de görüyorsunuz. Tamam, güzeldir. Adem ve Serhat'tan cevap geldi. Sevgili arkadaşlar, artık bugün bu korona sürecinde biliyorsunuz uzaktan eğitimle beraber olduk. Birinci sınıflar soyut matematik dersi yaptık. Ondan sonra matematik temellerinden dersler yaptık. Artık bugün son dersimiz. Soyut matematikten bugün bir dersle arkadaşlar bitireceğim. Bugünkü ders önemli. Ne açıdan önemli? Bir kere arkadaşlar, yani bir kere sayılar arasındaki bildiğiniz klasik sıralama nasıl geliyor? Neden artı sayı var? Neden negatif sayılar var? Aslında mutlak değer kavramı 5 mi 3'ten büyük? 3 mü 5'ten büyük? Bunları kafanıza oturtacak aslında çok önemli bir konu matematikte. Bu bir. İkincisi şu. Yine ÖABT sınavında soru çıkma açısından kesinlikle en az bir tane soru geliyor. Onu da söyleyeyim. Biraz öğrencilerin de karıştırdığı bir konu. Ama aslında çok zevkli bir konudur. Üçüncüsü, tabii benim sınıflar için final sınavında arkadaşlar bir soruyu kesinlikle buradan soracağım. O yüzden de bugün de hemen yetiştireyim ki final sorularınızı yarın veya öbür gün yüklemeyi düşünüyorum. Dolayısıyla yani böyle bir konu arkadaşlar. Tamam. Pekala. O zaman sevgili arkadaşlar yavaş yavaş da başlayacağım. Tabii bunu ben YouTube kanalına yüklemeye çalışıyorum. Aksilik olursa da artık yapacak bir şey yok. Şimdi var mı bir sorunuz? Sevgili arkadaşlar bir sorun yoksa yavaş yavaş başlayacağız. Tamam mı? Pekala. Bir sıkıntı gelmedi sizden. O zaman hemen ekranımızı paylaşalım. Hemen açalım. PDF anahtarımızı. Ve başlayalım. Zevkli bir konu. Keşke sizinle beraber Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde beraber olup bu konuyu beraber işleseydik. Hakikaten çok hoş bir konu. Şimdi sevgili arkadaşlar sorum şu önce. Size bakın, kafamıza takılacak şey şu olacak. Acaba soru 3 mü 5'ten küçük, 5 mi 3'ten küçük? Kocaman bir soru işareti. Şimdi bizim için, matematikçiler için tabii ki klasik anlamda 3 5'ten küçüktür. Ama bunu neye göre söylemişler? Tamam mı? Yani 3'ün 5'ten küçük olduğunu veya 5'in 3'ten küçük olduğunu neye göre söylenmiş? Bir kere matematikte tanımlanan hiçbir şey arkadaşlar boşa değildir. İşte ben size demiştim ya bağıntılar tanımlandı. Bağıntılardan sonra denklik bağıntıları, şimdi de sıralama bağıntılarını tanımlayacağız. İşte arkadaşlar sıralama bağıntılarının esas amacı şudur. Belli bir, yani bir küme olabilir. Bu tabii biz sayılarda çalıştığımız için daha çok sıralama yaparken sayılar ya da belli bir kümenin elemanlarını sıralayabilmektir amaç. Tamam mı? Peki, şimdi biraz sonra 3 neden 5'ten küçük? Onun anlamını göreceğiz. 5'in de 3'ten küçük olma durumları var mı? Onu da bahsedeceğiz. Hemen o zaman kısaca şeye başlayalım. Önce tanım. Tanımımız şu sevgili arkadaşlar. Bir kere beta A üzerinde bir bağıntı olsun. Tamam mı? Bir bağıntı olsun. Bu yansıma, ters simetri ve geçişme özelliklerini sağlarsa varsa biz betaya ne diyoruz? Sıralama bağıntısı diyoruz. Sıralama bağıntısı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere burada yansımayı zaten çok fazlasıyla gördük. Geçişmeyi de denklik bağıntısını anlatmıştık. Şimdi ters simetriden bir hemen şurada bir bahsetmek istiyorum. Şuydu. Her x virgül y eleman beta ve y virgül x eleman beta için, yani x y orada ve y x de oradaysa sadece x eşittir y'ye izin veriyor. Bizim şeyimiz bu. Tamam mı? Yani bir anlamda eğer bir sayı x y'den önce geliyorsa, y de x'ten önce geliyorsa bunun sadece eşitken izin veriyor. Yani bir anlamda sanki arkadaşlar burada sayılara şöyle diyor. Ya sen ondan küçüksündür ya da o küçüktür. Eğer böyle bir ilişki varsa. Tamam mı? Peki
Eğer bir salam bağıntısı varsa o küme üzerinde arkadaşlar biz A kümesine sıralı, bazen arkadaşlar kısmi sıralı küme denir. Kısmi sıralı küme denir. Şimdi biraz sonra şöyle bir şey yapacağız. Ya hocam kısmi sıralı varsa acaba tam sıralı küme de var mı? Var. O yüzden kısmi sıralı diyor. O zaman tekrar ediyorum. Biz bir kümenin sıralı küme olduğunu söyleyebilmek için üzerinde bir sıralama bağıntısı olması şart arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden buna dikkat edelim. Mesela şöyle bir örnek yapalım hemen. Örnek. Örneğimiz şu olsun sevgili arkadaşlar. A kümemiz 1, 2, 3 olsun. 1, 2, 3. Ve de betamız 1, 1. Bakın yansımayı koyuyoruz önce. 2, 2, 3, 3 ve de 1, 2 olsun. 1, 2. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda yansıma özelliği var mı? Var. Tamam. Ters simetri var mı? Var. Zaten 1, 1, 2, 2, 3'lere bakmanızı incelemenize gerek yoktur demiştim, hatırlayın. 1, 2'nin tersi mevcut değil. Dolayısıyla ters simetrimiz var. Geçişme özelliği bakarsanız var. Geçişme de var. İşte arkadaşlar bu bağıntıya göre A, bu beta bağıntısına göre bir sıralı ya da yarı sıralı kümedir. Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? Bakın, şimdi diyeceksiniz ki hocam hadi bunun elemanlarını karşılaştıralım. Şöyle okuyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın özellikle şunu yapacağız. Şurada 1, 1, 2, 2, 3, 3'ler var ya, zaten onlar bizim için çok sıkıntı değil. Onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Şuradaki 1, 2'nin anlamı sevgili arkadaşlar şöyle okuyoruz. Bakın 1, 2 sıralama bağıntısında yer alıyorsa ancak ve ancak 1 küçük eşittir 2 diye okunur. Öyle söylenir. Yani bir salama bağıntısında önce gelen eleman sonra gelenden küçük eşittir. Genelleyecek olursak bakın xy eleman beta ancak ve ancak x küçük eşittir y diye okunur. Böylece ne yapmış olduk biliyor musunuz? Şimdi 1'i 2'den önce getirdik ya, ters simetri özelliği 2'yi 1'den önce getiremeyeceğimizi garanti ediyordu. Böylece 1, 2'nin önünde gelmiş oluyor. 2, 1'in önüne geçmemiş oluyor. Yani aslında bir karışıklığa sebep olmamış oluyoruz değil mi? Bakın 1, 2'den önce geliyor. Bu kadar. Ve de sevgili arkadaşlar bakın şu da çok önemli. 1 küçük eşittir 2'yi ben oklarla şöyle göstereceğim. 1, okun ucunda 2. Yani küçük eleman okun başında, okun ucunda olan ise büyük eleman. Peki ben bu diyagramı nasıl çizerim? Yani bunun biz diyagramına Hasse diyagramı diyoruz. Şöyle çiziyoruz sevgili arkadaşlar. 1, hatta şunu kırmızıyla yapalım. 1, ondan sonra acaba şuraya 2'yi uca yazıyorum. 3'ü şuraya yazdım. Ondan sonra acaba bakıyoruz. Bakın 1'den 2'ye bir ok var. Sadece şöyle. Onun dışında, şimdi sayın arkadaşlar, zaten yansıma özelliği olduğu için 1, 1, 2, 2, 3, 3'lerde şöyle bir ok kullanılabilir ama çok ihtiyaç duyulmuyor. Bakın 3, 2 de kendisine gidiyor ya. Yani biz şunu yapmıyoruz. Mesela 1, 1 eleman beta 1 küçük eşittir 1. Bunu biliyoruz. Bunları da şu maviyle gösterdiğim oklar sayesinde Hasse diyagramında çizmeye gerek yok. Bunlar bilindiği için. O yüzden bunun diyagramı arkadaşlar şu olacak. 1'den 2'ye ve 3 şeklinde genel gösterim vardır. Ha sen öyle yuvarlak olarak bunu göstermek istersen göster. Ama bunun okunuşu budur. Ben buradan şu diyagrama baktığım zaman bu bağıntıya göre 1, 2'den küçük eşit bu var. Ondan sonra 1 küçük eşittir 1, 2 küçük eşittir 2, 3 küçük eşittir 3 var. Bunu okuyoruz. Sadece bunu görüyoruz. Tamam arkadaşlar? Yani bakın biz şu oklarla bunları gösterebiliyoruz. Şimdi ben size esas biraz daha karışık bir şey yapacağım. Orada daha rahat oturacaktır. Örneğimiz şu olsun.
Bir tane örnek hazırlamıştım ben size. A'mız, bakalım ne nasıl bir örnek? Bakalım sevgili arkadaşlar. A, B, C, D, E. Yani illa sayı olmak zorunda değil arkadaşlar. Biliyorsunuz yani matematik bazen sayı olarak da algılanabiliyor normal vatandaşlar tarafından. Hayır. O kümedeki elemanlar arasında sen bir salam batı koyduğun anda ne olmuş olur? O sayıları veya o kümenin elemanlarını sıralayabiliyorsun demektir. Bakın burada beta şöyle bir şey. A, A, B, B, C, C, D, D, E. Böylece ne yapmış oluyoruz? Yansımayı sağlıyoruz ki her eleman kendisinden küçük ya da eşittir. Bakın eşitlik de var. Küçük ya da eşittir. A, A'dan küçük müdür? Hayır ama eşitlik var. O yüzden küçük eşittir diye okuyoruz. Sonra A, D. Sonracım arkadaşlar A, C. Ve D, E. Ben size bunu PDF'sini atacağım grubunuza. Yani yazmanıza çok gerek yok. Bence iyi dinleyin yeter arkadaşlar. A, E ve de B, E. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bu bağıntıya baktığınızda yansıma var. Ters simetri var. Geçişme var. Şimdi ben artık sıralarken şu eleman şu elemandan küçüktür ya da büyüktür derken bu bağıntıya göre sıralayacağım bakın. O yüzden mesela başka bir bağıntıya göre burada mesela A C'den küçük eşittir ama başka bir bağıntıda C A'dan küçük eşittir olabilir. Bu bağıntıya göre küçük büyüklük yapıyoruz. Şimdi mesela burada sevgili arkadaşlar ne var? Örneğin şunu alacak olursak A C'yi madem söyledik bakın A C eleman beta aslında bana A küçük eşittir C'yi okutuyor. Tamam mı? Sonra mesela A ile E. Eleman beta. Bu da bana A küçük eşittir E dedirtiyor. Tamam mı? Yani bu bağıntıya göre A, E'den küçük eşit olan bir elemandır. Hatta ve hatta bazen arkadaşlar şunu söylenir. A küçük eşittir E için A, E'ye eşit olmadığından A küçüktür E. Yani A kesin küçüktür denir A'dan. Yani kesin küçüklükteki kasıt şu. Küçük eşittir iki tane kavramı içinde barındırıyor. Küçük ya da eşittir. Mesela A küçük eşittir A iken A eşittir A kısmı var. A küçük eşittir E iken de A E eşit değil olduğundan A E'den küçüktür diyebilirsin. Tabii tam tersini söyleyebilirsin. E A'dan kesin büyüktür diyebilirsin. O zaman bağıntıda önce gelen ve sonra gelen ilişkisi çok önemli bizim için. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Ha, şimdi o zaman ne yapacağız? A, C ve A, E dediğimize göre okla şöyle olacak. A'dan C'ye veya A'dan E'ye. Ki ben bunun hasta diyagramı arkadaşlar bir şeyle yapayım. Tabloda göstereyim. Bu tabloyu yaparken küçük elemanları en altta yapmaya çalışıyoruz. Sadece şekilsel olarak güzel çıksın diye. Bakınız şöyle bir şey. Şuraya hadi bunu yeşil de yapalım. A ile B'yi koyduk. Sonra buradan D. Şimdi bunları ben tek tek size zaten anlatacağım. C. Buradan B buraya çıkmış. Buradan buraya E çıkmış. Buradan buraya da şöyle bir ok. İşte arkadaşlar, sevgili arkadaşlar bakınız. Koskoca sıralama bağıntısının aslında anatomisi tam burada. Fotoğrafı tam burada. Bunu okuduğun zaman zaten her şeyi görebiliyorsun. Bakın neler okuyabiliyoruz şimdi. Mesela A ve E. Gördünüz mü? A E'den küçük eşittir. Hemen bakıyorsun. Bakın A E'den küçük eşittir burada var. Sonra mesela B ile C arasındaki ilişkiyi görüyorsun. B C'den küçük eşittir gördün. Tabii arkadaşlar şöyle bir şey yapmıyorsun. B, E diye bir eleman var ya, B'den E'ye ok götürmene gerek yok. Geçişme özelliği olduğunda zaten sen şuradan B'den C'ye, C'den E'ye, sen B'den E'ye bir ok gittiğini gizli olarak görüyorsun zaten. Tamam mı? Bir de şunu sorabilirsiniz tekrar. A, A, B, B, C, C, D, D, E için o yuvarlıkları yapmanız arkadaşlar şekli karıştırmaktan başka bir şey olmaz. O yüzden onları da yapmıyoruz. Yani sen buradan bakın ben şu anda bu bağıntıyı vermese bile şunu okuyabilirdim. Derdik ki şu morları sileyim. Mesela şunu verdi bana.
Ben derdim ki bu hemen oktan ha a c'den küçük eşit ha a e'den küçük eşit. Hepsi bakın şurada meydana çıkıyor. Fakat sevgili arkadaşlar bakın burada bazı elemanlar arasında şey yok. Ok ilişkisi yok. Ve de dikkat ettiyseniz oklar tek gidiş yönlü. Neden tek gidiş yönlü? Çünkü ters simetri özelliği var. Mesela A'dan C'ye gitmişken C'den A'ya olamaz zaten. O zaman ters simetriyle çelişir. Yani bir eleman bir elemanda önce gelir ama sonra gelmesi imkansız. Yani ters simetride bu da ne yapıyor? Yani kümeyi bir anlamda nizama sokuyor, sıralıyor. O yüzden aynı ben bunu öğrenci şey gibi anlatırım. Bir fırında sıraya girmişsindir, ekmek fırınında. Dolayısıyla sen mesela en önde birisi var. Önde Ali, arkada Ayşe var. Ali, Ayşe'nin öndeyken Ayşe'nin Ali'nin önde olmasını engeller değil mi sıralama? Yani ya o onun önündedir ya da o onun önündedir. Yani ters simetrik özellik aslında bunu sağlıyor. Şimdi burada mesela şu var. A ile B arasında bir ilişki yok. A ile B karşılaştırılamaz elemanlar. Kırılamaz. Şimdi ille iki tane eleman veya iki tane sayı karşılaştırmak zorunda değildir. Klasik bizim sayılardakinde evet ama bakın böyle bir bağlamda hayır. Mesela C ile D de karşılaştırılamaz. Ama bu tarafa geldiğimizde A ile D, ne bileyim A ile E, A ile C bunlar nokta 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 daha da var tabii ki burada hepsini yazmıyorum. Bunlar karşılaştırılabilir elemanlardır. Şimdi karşılaştırılabilir şu. Bağıntıda ikili olarak yazılabilmiş elemanlar aslında ya da o elemandan o elemana bir ok çıktıysa o iki eleman arasında mutlaka ya küçük ya büyük ilişkisi kurabiliyorsun. Ama A ile B arasında arkadaşlar bir ilişki maalesef yok. C ile D arasında da yok. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar karşılaştırılamaz. Şimdi işte arkadaşlar bakın neden en başta ben yarı sıralı ya da sadece sıralı küme dedim biliyor musunuz? Denmesinin sebebi şu. Her elemanın karşılaştırma garantisi olmadığı için bu örnekteki gibi biz o kümeleri o yüzden yarı sıralı diyoruz. Yani karşılaştırılamama olasılığı olan elemanlar var. O sebeple yarı sıralı küme diyoruz. Tamam mı? Tam sıralı kümelerde biraz sonra göreceğiz. Oradaki tüm elemanlar karşılaştırmak zorunda kalacağız. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi bu sanırım tamam. Biraz sonra zaten bunun örneklerini yapacağız. Çok güzel örneklerimiz var. Mesela sevgili arkadaşlar şu. Şöyle bir notasyon diyelim yalnız. Notasyon diyeyim. Yani bir gösterimden bahsetmem gerekiyor. Genelde biz A üzerinde bir sıralama bağıntısı varken ne diyorduk? A'ya sıralı ya da kısmi ya da yarı sıralı küme denir. Ve de biz bunu şöyle gösteriyoruz. Genelde A küçük eşittir sembolüyle gösterilir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hani beta'ydı. Yani genelde beta sana bağıntılara verilen özel şey simgesi ama eğer sıralama bağıntısı varsa biz o kümeye sıralı bir küme deyip A küçük eşittir sembolüyle de ben bu küme üzerinde bir sıralama bağıntısı olduğunu görebiliyorum. Tamam mı? Olay bu. Ve de dediğimiz gibi X küçük eşittir Y benim için ancak ve ancak neymiş? X, Y eleman beta. Tabii bu beta sıralama bağıntısı. Bakın işte burada küçük eşittir göstermesi sebebi de bu. Önce gelen, sonra gelen de küçük eşittir arkadaşlar. Aslında gördüğünüz gibi olayımız bu. Şimdi gelelim. Neden 3, 5'ten küçük? Neden 1907, 1903'ten büyük eşit? Ya da kesin büyük? Değil mi? Neden 1907, 1905'ten büyük? Onun mantığını anlayalım. Şimdi R, reelde tanımlayacağız bağıntı. Şöyle bir bağıntı. Sayı doğrusunu çizelim. Sayı doğrusunu düşünelim. Şimdi ne yapmışlar? Sayı doğrusunda bakınız sevgili arkadaşlar. Reel sayılarda 1, 2, ne bileyim şurada 1 bölü 2'si var. Şurada kök 2'si var. Şurada eksi 1 bölü
eksi 1 var, eksi 1 bölü 2'si var. Yani böyle giden bir sayı doğrusu hatırlarsanız. Şimdi klasik bağıntımız şu. Klasik bağıntımız şu. Bir bağıntı gerekiyor. Hemen onu tanımlıyorum. Beta bağıntısı, bakın öyle xy'lerden oluşuyor. Öyle ki, tabi r üzerinde bu bağıntı. R üzerindeki bağıntı. Hatta şuraya r üzerinde diyelim ki anlaşılsın. Öyle xy'ler ki x ile y aynı noktayı göstersin. Ya da y x'in sağında olsun. Bağıntının özelliği bu. Tamam mı? Şimdi bir kere buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar, yansıma özelliği var. Niye? X ile y aynı noktayı göstersin diye bir şey kullanmış. Yani illa matematiksel bir şey kullanmak zorunda değilsin. Böyle x artı 2 gibi bilmem ne gibi. Arkadaşlar böyle sözel olarak da ifade edebiliriz. Sonra ters simetri var mı? Var. Niye? Ya aynı nokta diyor ya da y x'in sağında. Mesela 2,3 burada ama 3'e 2'nin burada olma ihtimali vermiyor bakın burada. Yani ters simetri otomatikman sağlıyor. Peki geçişme var mı? O da var. Çünkü x y'nin y x'in sağındaysa bu burada. Ve mesela y de z'nin küçük eşitken bu da burada. Yani y x'in sağında, z de y'nin sağındaysa o zaman ben ne diyebilirim? X z de eleman beta. O zaman geçişme de var. Bakın. Yani bir sayı doğrusu düşünürseniz hep sağa doğru gittikçe sayıları büyük kelime olarak kabul ediyor aslında. Dolayısıyla bu bir arkadaşlar nedir? Bizim için sıralama bağıntısı oldu. Bu bağıntıya göre ben neler yazabilirim? Hemen yazalım. Örneğin 2, 3 eleman beta olduğundan 2 küçük eşittir 3'tür. Bitti. Ne bileyim, kök 2 kök 3'ten küçük eşittir. 0 küçük eşittir 10. 1907 büyük eşittir 1903 gibi. Yani aslında sıralamamızın klasik sıralamamız arkadaşlar budur. Ve de şunu düşünebilirsin. Ya hocam burada bu bağıntıyı şöyle verseydi. X ile Y aynı nokta. Ki bu yansımayı sağlaması için gerekiyor. Tam tersi Y X'in solunda diye verseydi. Bu sefer arkadaşlar 3 5'ten küçük değil. 3 5'ten büyük olurdu. Yani arkadaşlar ben şunu hep öğrencilere şunu söylüyorum. Aslında 3 mü küçük, 5 mi küçük, bu iş boş. Yani şöyle boş. Bunu önceki tanımlara, teoremlere uygun olsun diye bu şekilde alınmış. Sağa doğru gittikçe sayılar büyüyor. Bu bağıntıya göre. Ama sen bağıntıyı öyle bir ters çevirirsin ki sıralama bağıntısı yaparsın. Ve de senin bağıntın sıralama bağıntısıysa öyle bir şey olur ki 3, 5'ten büyük olabilir. Klasik bağıntıya göre 3, 5'ten küçüktür. Tamam mı? Yeter ki bağıntı sıralama bağıntısı olsun. O yüzden bu çok çok önemli. Peki bu örneğe göre, şimdi dikkat. Bu örneğe göre yani klasik R küçük eşittir. Bizim için bir sıralı kümedir artık. Sıralı kümedir. Ve de şunları yazabiliyorsun. Eksi 1 bölü 2 küçük eşittir 3, 0 küçük eşittir 5, nokta nokta nokta. Ve de arkadaşlar herhangi x virgül y eleman r için mutlaka x küçük eşittir y ya da y küçük eşittir x'tir. Bu da bize şunu söylüyor. Arkadaşlar klasik bağıntımızda her eleman mutlaka herhangi iki eleman karşılaştırılır. Çünkü ya onun sağındadır ya solundadır ya da aynı noktadadır. Değil mi? O zaman r sayılar bizim için aslında yarı sıralı kümenin bir ötesinde. Yani tam sıralı kümedir. O yüzden bakın arkadaşlar her elemanı karşılaştırılabiliyorsa o kümelere biz yarı sıralının bir tık üstünde tam sıralı küme diyeceğiz. Peki sen örneğin tam sayılara geçiş yaptın. Tam sayılarda küçük eşittir. Klasik. Arkadaşlar hiçbir şey vermezse tam sayılar küçük eşittir diyorsa
Buradaki sıralama bağıntısının biz ne olduğunu anlıyoruz. Bildiğimiz küçük ve büyük sayıların sıralanması. Yani sayı doğrusunun sağa doğru gittiği sayıların büyüme olayını anlıyoruz. Z küçük eşittir. N artı küçük eşittir. Z artı küçük eşittir. Ne bileyim, Z eksi küçük eşittir. Rasyonel sayılar küçük eşittir. Arkadaşlar bu bağıntılara göre bunların hepsi tam sıralı kümelerdir. Ve de buradaki küçük eşittir tam sıralama bağıntısıdır. Şimdi arkadaşlar biraz burada nefesleyelim. Bir sorunuz var mı? Yine mikrofonla arkadaşlar söylerseniz yine çok memnun olurum. Ama chatten de yazmak isterseniz. Buraya kadar olanlarla kafanıza takılan bir şey var mı? Bir özetleyeyim tekrar. Yani iki sayı arasındaki ilişki bağıntıya bağlamış aslında karşılaştırma. İki eleman karşılaştırma sorununda değilmiş. X virgül Y ise önce gelen sonra gelenden küçük eşittir diye okunuyormuş aslında. Olay bu. Var mı bir problem olan? Şimdi görelim. Buraya kadar o zaman problem yok. Pekala. Şimdi geldim sayın arkadaşlar şöyle bir bağıntıya. Örnek. Bakınız biraz da klasik bağıntı dışında bir şeye çıkış yapıyorum. Z artı üzerinde, bakın pozitif tam sayılar üzerinde şöyle bir bağıntı sanıyoruz. Beta öyle x, y'lerden oluşuyor. Öyle ki x, y'yi tam böler. X, y'yi tam böler. Bağıntısı, sıralama bağıntısı olur mu? Bunu kısaca bir gösterelim. Şimdi bir, yansımaya bakıyoruz. Yansıma özelliği. Ben biliyorum ki her x kendisini böler. Çünkü x eşittir. X çarpı 1'dir. Dolayısıyla x x eleman beta yansıma var. Sıkıntı yok. Mesela 2 2 orada, 3 3 orada, 4 4 orada. Her biri pozitif tam sayı için böyle. Geldik ters simetriye. Şimdi arkadaşlar ters simetri şöyle yapalım. Her x y oradayken ve de yx eleman beta ise acaba x y'ye eşit olur mu? Buna bakıyoruz. Şimdi eğer x y oradaysa aslında x y'yi böler. Yani y eşittir x çarpı k 1 var. Böyle bir pozitif tam sayı var. Yx oradaysa da x eşittir y çarpı k 2 var. K 2 z pozitif. Buradan arkadaşlar gidiyorum y yerine ya da x yerine öbür tarafta eşitini yazıyorum. Birincisinde x'i yerleştirivereyim. Şuraya y çarpı k2 çarpı k1 dedim. Bir kere burada y parantezini alırsam 1 eksi k2 k1 eşittir 0. Y'miz pozitif tam sayı olduğundan y 0'dan farklı. Dolayısıyla burada 0 olamaz. Mecburen K1, K2, 1 olur. Burada K1 ile K2'de pozitif tam sayı olduğu için K1, K2, 1. Yani sevgili arkadaşlar Y eşittir. X'e ulaşırım. Yani ters simetri özelliği var. Güzel. Geçişme o da şu. Geçişme de şu arkadaşlar. Her XY eleman beta ve YZ eleman beta ise acaba x eleman beta olur mu? Hemen şurasını şöyle ayıralım. Bakın y eşittir x çarpı k1. Z eşittir y çarpı k2. Burada k1 ile k2 birer pozitif tam sayı. Bunu da atlamayalım. Gittim yerine yazarsak bunu. Y yerine bunu yazdım. Z eşittir ise z eşittir x k1 ve K2. Gördüğün gibi arkadaşlar bakın X Z'nin bir çarpanı oldu. Yani X böler Z yani X Z eleman beta geçişme özelliği sağlanmış oldu. Tamam arkadaşlar yani geçişmeyi de bu şekilde bakın ispatla yapmış olduk. Şimdi yalnız burada hemen bunun örneğini yapacağım arkadaşlar. Bir saniye şimdi örneğimiz şu. Bunun yani devamı aslında. Devamı. Bağıntımız şuydu. Z artı üzerinde
Bağlantımızı tekrar yazıyorum arka sayfaya. X, Y. X böler Y idi. Bu bir salığa bağıntı sayıdı. İspatladık. Şimdi size sorum şu. 2 mi küçük, 3 mü küçük bu bağıntıya göre? Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu bağıntıya göre 2 mi küçüktür, 3 mü küçüktür? Hadi görelim. Ne dersiniz? Arkadaşlar, 2 mi küçük, 3 mü küçük cevap geldi. Bilemeyiz. Güzel. Çünkü, bravo, karşılaştırılamaz elemanlar. Arkadaşlar bakın, bu bağıntıda elemanlarını yazıyorsun. Örneğin 2,4 eleman beta var mı? Var. Çünkü 2, 4'ü tam bölüyor. O zaman sen bunu şöyle okuyorsun. 2 küçük eşittir 4'tür. Tamam. Sıkıntı yok. Bu bağıntıya göre arkadaşlar karşılaştırdım dedim ya. Ama 2,3 eleman değildir beta. Çünkü 2, 3'ü bölmüyor. O zaman arkadaşlar burada 2 ile 3 karşılaşamaz. Kırılamaz. O zaman şunu söyleyeceksiniz. Yani 2'nin 3'ten 4'ten küçük veya büyük oluşu klasik olana göre evet 2 3'ten küçüktü, 4'ten küçüktü. Ama bu bağıntıya göre de mesela 2 3'ten küçük büyük mü karşılaştıramıyorsun bile. Yani bağıntıdan bağıntıya göre değişiyor arkadaşlar. Peki bunun diyagramı nasıl olur? Şöyle pozitif tam sayılar arkadaşlar. 1'den 2'ye ok çıkar. Çünkü 1 2'yi bölüyor alt tarafta. 1'den 3'e çıkar. Bakın şurada asallar birikecek. 1, 3, 5, 7, nokta nokta nokta. 2'den mesela 4'e ok çıkacak. 6'ya çıkacak. Mesela 2 ile 6 arasında şöyle bir ok olacak. Ne bileyim 3'ten 6'ya bir ok çıkacak. 5'ten 10'a bir ok çıkacak. Sonra 2'den 10'a doğru bir ok çıkacak. Gibi gibi. Yani bu böyle devam edelim. Bir diyagrama sahip. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman post tam sayılar kümesi bu bağıntıya göre tam sıralı değil. Bu bağıntıya göre bakın. O zaman Z artı bu bağıntıya göre tam sıralı değil. Ama nasıl sıralı? Yarı. Yani kısmi sıralıdır. Ama kısmi yani yarı sıralı olur diyelim. Evet. Çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar bakın burada en çok soru gelen kısım bu kısım. Bir sayı tam bölmesi bir sıralama bağıntısıdır. Aman ha dikkat. O yüzden buradan çok fazla soru geliyor. Her sınavda, bahsettiğim sınavlarda dersin başında. O yüzden bunun sıralama bağıntısı olduğunu kesinlikle unutmayın. Ama şöyle bir şey olsa örnek dikkat buraya. Z artı üzerinde beta bağıntısı şöyle olsa x virgül y öyle ki y böler x. Bakın y böler x. Yani ikinci sayı birinci sayıyı böler oldu. Bu bağıntıya göre ise birkaç tane eleman yazayım görün. X y'yi tam bölmeyecek de x y'nin katı olacak. Mesela burada baktığımızda 2'ye bir eleman betadır. Ne bileyim 6'ya 3 eleman betadır. Bu bağıntıya göre sevgili arkadaşlar bu sefer de 2 küçük eşittir 1 olur. Çünkü bağıntının elemanları bu sefer y x'i bölüyor diye geçiyor. Burada 6 küçük eşittir 3 olur. Mesela 3 ile 4 karşılaştırılamaz. Karşılaştırılamaz. O zaman diyeceksiniz ki hocam bu çok karışık. Hayır değil. Bağıntıyı yazıyorsun. Önce sana bağıntısı olduğunu kontrol ediyorsun tabii ki. Sonra önce gelen, sonra gelen ne küçük eşittir bu. Bu kadar. Tamam mı? Bu bağıntıya göre yine Z artı kısmi sıralıdır. Fakat Z artı klasik küçük eşittir bağıntısına göre ise tabii ki tam sıralıdır. Bu küçük eşittirden bahsettiğim şey de bildiğiniz sıralama. O zaman kafanız karışmasın arkadaşlar. Bakın eğer size özellikle ÖABT sınavına girecekler için söylüyorum. Pozitif tam sayılar tam sıralı mıdır diye bir soru gelirse evet. Çünkü orada anlayacağımız bağıntı klasik sıralamadır.
hiçbir şey belirtmiyorsa ama bağıntıyı verip sorarsa inceleyip o zaman her elemanı karşılaştırıyor musun? Onu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar geldim şuna. Gayet güzel. Bakın. Acaba aynı bağıntı Z üzerinde beta bağıntımız yine bölerli bir şey olsun. Öyle x, y'lerden oluşuyor. Öyle ki x, y'yi böler. Sizce bu sıralama bağıntısı olur mu? E hocam ne değişti? Küme değişti. Pozitif tam sayılar değil de tam sayılar yap. Ne dersiniz? Cevabınızı bekliyorum. Eğer bu bağıntı da bir sıralama bağıntısı olursa yine karşılaştırmalar yapabileceğim. Ne dersiniz? Şimdi bağıntı özelliği aynı. Böler. X, Y'yi böler. Bir tek Z artı yerine Z değişti. Belki şunu düşünebilirsin. Ya hocam bağıntının şeyi aynı. Kuralı aynı. Fakat küme değişti. Ne değişir? Arkadaşlar yansıma var mı? Ters simetri var mı? Olmaz geçiş. Hocam. Efendim? Olmaz. Neden? Mesela 0 böler 0 olmuyor. 0 böler 0 aslında Ceren o kısma çok girmek istemiyorum ama şöyle ki x y'yi bölerin tanımı şudur. Bunu 3. sınıfta göreceksiniz. Bu tartışma konusudur. Onu söyleyeyim. Y eşittir x çarpı k olacak şekilde k tam sayısı varsa x y'yi böler. E şimdi sen 0 eşittir 0 çarpı 2 yazabilirsin. Dolayısıyla 0 0 böler. 0 0 bölerle 0 bölü 0'ı karıştırmayalım arkadaşlar. Bir sayıyı böler demek onun çarpanı oluyor mu demek. Ama 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Burada 0 bölü 0 var Ceren ama çok uç bir örnek. Ama yansıma var maalesef. Başka fikir olan? Güzel. İlayda diyor ki 1 eksi 1 orada, eksi 1 1 de orada. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Şimdi 2 virgül eksi 2 eleman betadır. Çünkü 2 eksi 2'yi bölüyor. Arada eksi 1 çarpanı var. Ve eksi 2'ye 2 de eleman beta. Bakın bir 2 eksi 2'nin önüne geçti, bir eksi 2 2'nin önüne geçti. Böyle bir şey ters simetrisine izin vermiyor. Fakat arkadaşlar eksi 2 2'ye eşit değil, ters simetri yok. O zaman ters simetri yoksa benim için bu bağıntı Z üzerinde bir sıralama bağıntısı olamaz. Ne zaman olur? Ya Z artı seçersin ya Z eksi. Yani negatif tam sayılar. O zaman çünkü 2'ye eksi 2, eksi 2'ye gibi 2 gibi eleman getirme şansın olmuyor. Tamam mı? O yüzden küme de çok önemli. Aman ha ÖAB'ciler dikkat. Burası çok çok kritik. Yani bu bağıntı negatif tam sayılarda da olsa yine sıralama bağıntısıdır. Dikkat. Ama Z'de olursa olmaz. Yani arkadaşlar sizin burada dikkat etmeniz gereken ters simetri özelliğiydi. Tamam. Şimdi burada en önemli sıralama bağıntısı örneği bu bölerli ifade. Ama ben size şöyle bir şey daha vereceğim. Sevgili arkadaşlar bu da çok çok kritik. Mesela desek ki x eşittir 1, 2, 3 ve px üzerinde. Px biliyorsunuz kuvvet kümesi. Yani bütün alt kümeleri. Üzerinde şöyle bir bağıntı tanıyoruz. Öyle a virgül b'lerden oluşuyor. Öyle ki a b'nin alt kümesi. Mesela şu. Acaba bu bağıntı şey olur mu? Sıralama bağıntısı olur mu? Yapmamız gereken arkadaşlar şey şu. Yansıma var mı? Ters simetri var mı? Geçişme var mı? Hemen inceliyorum. Şimdi tabii arkadaşlar Px'i ben size hemen şurada bir kısaca yazayım. Bakın Px normalde şudur. Boş küme. 1, 2, nokta nokta ta 1, 2, 3'e kadar giden 8 elemanlı bir küme. 2 üzeri 3 tane boş alt kümesi var ya. Dolayısıyla bu. Yani burada A ile B yazılan kümelere buradaki boş küme 1, 2, 1, 2 gibi kümeleri yazıyorsunuz. Yani X'in alt kümeleri yazıyorsunuz.
Şimdi bakalım ben bunu yansıması var mı? Ben biliyorum ki her A kümesi kendisinin alt kümesi olduğundan AA eleman beta. Dolayısıyla yansıma var. Her simetri. Şimdi diyoruz ki AB orada. Ve de BA orada olsun. Bakalım başımıza neler geliyor. Arkadaşlar AB eleman beta ise AB'nin alt kümesidir. Çünkü bantın özelliği o. Sonra BA oradaysa B de A'nın alt kümesidir. Arkadaşlar bu eşit kümenin tanımıydı. O zaman A eşittir B, ters simetri özelliği de var. Değil mi? Yani bir küme bir kümenin alt kümesi, diğeri de onun alt kümesi oluyorsa o zaman bunu eşit küme tanımını hatırlarsanız ters simetri özelliği sağladığını görmüş olduk. Bundan sonraki özellik AB orada ve BC de oradaysa şunu yazabilirsin. AB'nin alt kümesidir ve BDC'nin alt kümesidir. Arkadaşlar o zaman her X A'dayken B'dedir. B'deki de C'de olduğuna göre A da C'nin alt kümesi olur. Yani A alt küme C. Yani sevgili arkadaşlar AC eleman beta. Yani geçişim özelliği sağlanmış oldu. O zaman arkadaşlar bu benim için bir sıralama bağıntısı. Bakın bu kümelerle ilgili çok kullanılan bir sıralama bağıntısıdır. Hemen bunun örneğini yapalım. Örneği devam. Devamı şu. Bağıntımız şuydu. X eşittir 1, 2, 3'tü. Px üzerinde bağıntımızın da özelliği A, B ve buydu. Şimdi arkadaşlar bana bu şunu sağlıyor. Bu bana bu bağıntıya göre aslında kümeleri küçük eşittir yapma lüksünü veriyor. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gözükmüyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar gözüküyor mu şu anda? Bir cevap verebilir misiniz? Gözüküyor hocam, problem yok. Tamam. Belki Hilal sen de gözükmüyor olabilir. Diğer arkadaşlar da sanırım şey yok. Bir daha gir çık hemen Hilal istersen. Tamam mı arkadaş? Bir sıkıntı yoksa devam ediyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman mesela 1'e 1,12 eleman beta'dır. Neden hocam böyle? Çünkü 1'e 2'nin alt kümesi. O zaman ben şunu şöyle okuyorum. Bakın okurken aslında biz bu kısmı konuşuyoruz. Magazinsel kısmı şimdi geliyor. 1 kümesi küçük eşittir 1,2. Hocam nasıl yazdık bunu? Bağıntı da bu önce geliyor. Bu kadar. O yüzden arkadaşlar bakın boş küme, mesela boş küme her kümenin alt kümesi olduğundan mesela şunu yazabilirsin. Hemen şunu yazabiliriz. Boş küme küçük eşittir 2,3. O zaman bunun diyagramını çizdiğimizde sevgili arkadaşlar boş kümenin en altta olduğunu görebilmişsinizdir sanırım. Bakın şöyle olacak. Boş küme. Sonra şuraya 1. Şuraya 2. Şuraya 3. Şuralara 1,2'ler. Ne bileyim şuraya 1,3. Şuraya 2,3. En tepeye 1,2,3. Şimdi okları yerleştireceğim merak etmeyin. 1'den 1,2'ye. 2'den 2,3'e, 3'den 1,3'e, 2'den şu 1,2'ye gidecek. Baktık, evet. 1'den 1,3'e, şuradan da şuraya gider. Arkadaşlar bunun diyagramı işte budur. Yani aslında yaptığımız şey bağıntının elemanını tek tek yazıp ona göre bunun hasta diyagramını oluşturmak. Hasse diyagramı da arkadaşlar şu. Hasse diyagramı. Tamam. Şimdi buraya kadar sanırım anlaşıldı. Mesela bu bağıntıya göre arkadaşlar 1 ile 2 karşılaştırılamaz. Peki bu bağıntıya göre Px tam sıralı değildir. Neden? Çünkü bu bağıntıya göre karşılaştırılamayan elemanları var.
Görüyorsunuz değil mi? Mesela 1, 2 ile 1, 3 karşılaştırılamıyor gibi. Yani arkadaşlar olay bu. A'yı B'nin alt kümesi yapmıştık ya. B'nin A'nın alt kümesi yapsak bu sefer boş küme en büyük çıkacaktı. Tepeye gelecek. 1, 2, 3, 6'a gelecek. Olay tamamıyla arkadaşlar bu. Şimdi geldim. Şöyle bir soru. Bu arada bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar şu ana kadar? Bir cevap dönebilir misiniz? Görebiliyor musunuz şu anda yine? Bir de boş boş anlatmayalım ha. Hem ben dinleyeyim. Tamam. İsmail hangi İsmail'sin? İsmail o kadar çok ki. İsmail yavaş mı? Akif tamam. Tamam İsmail. İyi çalışma İsmail. Tamam. Az kaldı. Tabii sizin daha ÖABT çok var da yine de az kaldı diyelim. Şimdi arkadaşlar Deniz Döner güzel İsmail. Adem sen Balıkesir'desin herhalde. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar az önce şey yapmıştık. Demiştik ki yani benim finaldeki sorum arkadaşlar çok büyük ihtimalle şuna benzer bir soru olacaktır. Örnek, bir küme veririm. Orada bir şey yaparım. Bölerli bir bağıntı vereceğim size. A kümemiz atıyorum. 2, 3, 4, 6, 12, 18 olsun. Ve A üzerinde bir bağıntı şöyle olur. A üzerinde beta bağıntısı öyle x virgül y'lerden oluşuyor. Hatta 1 de koyayım ben buraya arkadaşlar. 1 de olsun. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18. Dedik ki x böler y olur. Tamam mı? Bu bağıntı arkadaşlar bakın. Ben iyi dinleyin burayı. Tüm pozitif tam sayılar için z artı için bu bölerin sağa bağın solu ispatladım ya. Pozitif tam sayıların bazılarını alarak artık bunu ispatlamanıza ayrı ayrı gerek yok. Tek tek orada yaptıklarımı gösterebilirsiniz aslında. O yüzden şu anda yazdığım A kümesi Z artının bir alt kümesi. O zaman bu bağıntı orada %100 sağa bağlı. Ben sadece bunun bir latis diyagramı, latis demişim, özür diliyorum. Hasta diyagramı istiyorum. Bakın burada 1, 3 eşittir 2'dir. Nokta nokta 1, 3 eşittir 18. Her sayı bölüyor çünkü. 4, 12'den 3 eşittir gibi. Şimdi buraya o zaman hasta diyagramında en altı 1'i yapıştırırsın. 1'den 2'ye, sonra 3'e, 2'den 4'e, 3'ten 6'ya, o çıktı. 2'den de 6'ya var. Bakın bölerleri burada algılamaya çalışın. Tamam mı? Sonra 1, 2, 3, 4, 6 kullandık. 12, 12'yi şurada kullanabilirim. Bakın hop. Şöyle geldik. Bir de 18 var. 18 arkadaşlar burada tek başına takılıyor. Böylece arkadaşlar bakın bir baktığımda ben bunun hasta diyagramını 2 dakikada çizebildim. Bölerli olduğu için. Şimdi bu diyagram bizim için artık her şeyi okutuyor. 1. Neler var? A kümesi tam sıralı değildir. Çünkü karşılaştırılamayan elemanlar var. Onun dışında x bölerli y demiştim ya. Yan tarafa da bağıntıyı değiştiriyorum. Bu beta 1 olsun. Bu da beta 2 olsun. Şöyle yapıyorum. X virgül y öyle ki y böler x diyorum. O zaman arkadaşlar bakın. Birinci elemanla ikinci eleman şimdi yer değiştirdik ya. Bu sefer mesela şöyle bir şey oluyor. 4 küçük eşittir 12 değil de bu sefer 12 küçük eşittir 4 oluyor. Neden hocam böyle oldu? Bak çünkü y x'i tam bölecek. O zaman her şey tepe taklak oluyor. Hemen 1'i en tepeye. Hatta 12, 18'ler. Yani şöyle aslında 2, 3 ondan sonra cıma 4, 6, 12, 18 şöyle geldik. Hop bakın gördünüz mü? Şuradan da şu şekilde şöyle alın size. Bunda diyagram bu. Yani bir anlamda bizim bağıntımızın
zaman bağıntısının olmasının yanı sıra x mi y mi önce geliyor bizim için çok 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 kritik. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, o zaman zaman bağıntısının haritası aslında hasta diyagramı. Zaten sorularda genelde özellikle test çekmek soruları hasta diyagramı verip yorum yaptırıyor. Şimdi burada bir kere şeyi anladık. Bağıntıyı, sallan bağıntısı nasıl oluyor, diyagramı süzüyoruz, bunu çok iyi anladık. O yüzden size direkt diyagramı vererek soru soracağım. Örnek. Dedik ki A, B, C, D, ne varmış burada? E, F, G. Üzerinde bağıntıyı değil de arkadaşlar direkt hasta diyagramı veriyoruz. A, ondan sonucuma D, sonra C, şurası B, şurası E olsun, şöyle bir şey olsun, G ve F. Şimdi arkadaşlar aslında ben buradan şunları okuyorum. Yansıma özelliği olduğundan A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G var. A, C orada, A, virgül D orada, A, E orada, A, F orada, A, G orada, B, C orada, B, E orada. Hepsini tek tek yazabiliyorsun aslında görüp. Şimdi burada asıl maksadım şu. Bu bağıntıya göre, buraya dikkat edin arkadaşlar, çok çok önemli. Bu bağıntıya göre bir, A tam sıralı değildir. Nasıl sıralı? Kısmi ya da yarı sıralı. Çünkü karşılaştırılan elemanlar var. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir kavram var. Zincir kavramı var. Zincir şu. Zincir. Zincir kısmi sıralı bir kümenin A'nın tam sıralı alt kümesi. Biz buna zincir diyoruz. Zincir. Nasıl bir zincir? Bakın, al sana bir zincir. Şu. Mesela şu bir zincirdir. Nedir o? B, C, E, F bir zincir. Çünkü bu küme içindeki her şey karşılaştırılabiliyor. Mesela E ile F karşılaştırılıyor. B, E ile karşılaştırılabiliyor. Tek başına B de bir zincirdir. Çünkü B küçük eşittir B olduğunu biliyorum yansımadan. Ne bileyim, B, C bir zincirdir. Bunlar arkadaşlar birer hep zincir. Tabii burada en uzun zincir olarak galiba 4 uzunluklu var. Bakayım. BC BC EG bir zincirdir. Sonra tabii burada daha da var ama mesela EG de bir zincir. EG bir zincir. Yani bir parçasını da alabilirsin. Ama mesela şu bir zincir değil. A C D. Bakıyorsun zincir değil. Çünkü bunun C ile D'si karşılaştırılamıyor. Tamam mı? Zincir olayı bu. Yani zinciri de burada aradan çıkarmış olduk. Arkadaşlar tam sıralı küme olmazsa bile bunun tam sıralı alt kümelerine, tüm elemanların karşılaştırılabildiği alt kümelere zincir diyoruz. Zincir en azından arkadaşlar yansıma özelliği olduğu için kümenin eleman sayısıyla zinciri vardır. Nedir onlar? Tek A'dan oluşan küme. Tek B'den, tek C'den, tek D'den, tek E'den, tek F'den, tek G'den. Bunlar biraz zincirdir. Ama ekstra burada bir sürü zinciri var. Zinciri geçtik. Şimdi bunun devamı. Tekrar bunun diyagramını çiziyorum. Mecburen çünkü burada bir şeyler anlatacağım. Şu. Şuydu. A. D. Şimdi arkadaşlar büyük eleman, küçük eleman, en büyük, en küçük elemanlardan bahsedeceğim. Çok çok önemli. Şu ve şu. Şimdi arkadaşlar, bir, lütfen büyük eleman, küçük eleman, en büyük, en küçük elemanları karıştırmayalım. Çok farklı şeyler. Üçüncüde kalmıştık. Üç, mesela burada G ile F büyük elemanlardır. Büyük elemanlara biz maksimal elemanlar diyoruz. Maksimal elemanlardır. Hocam nasıl oldu bu? Şöyle, bunları şey düşünün. Şöyle yapacağız. G küçük, G'den büyük eşit olan bir eleman var mı? Yok. F'den büyük eşit olan var mı? Yok. O yüzden bunlardan, yani bir elemandan daha
büyük eşit olan eleman sadece kendisi ise o zaman G burada büyük eleman. Yani aslında şeyin tepesinde kalıp onun üstüne ok eklenmeyenler. Bunlar büyük elemanlardır. Demek ki böyle bir soru işareti yok. O yüzden bunlar maksimal elemanlardır. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Maksimal elemanlar varsa birden fazla olabilir. Tamam mı? Dördüncü özelliğimiz. Arkadaşlar bu sefer de küçük eleman. Biz buna minimal elemanlar diyoruz. A ile B'miz bizim için küçük yani minimal elemanlardır. Elemanlardır. Tamam mı? Şimdi burada buraya baktığımızda neden hocam böyle bu oldu? Çünkü A'dan küçük eşit olan veya B'den küçük eşit olan bunlar yok. Ve de yine varsa arkadaşlar minimal eleman varsa birden fazla olabilir. Şimdi demek ki küçük ve büyük eleman arkadaşlar bu. Lütfen karıştırmayalım. Şimdi bak küçük eleman, büyük eleman, diğer isimleriyle sırasıyla küçüğün minimal demiştik, büyüğe maksimal demiştik. Şimdi maksimum en büyük eleman, minimum en küçük elemana geçeceğiz. Öncelikle bu diyagramda arkadaşlar en büyük eleman yok. En küçük eleman da yok. En büyük eleman ve en küçük eleman kısacası şu, çok teorine girmeyeceğim. Bütün elemanlardan büyük eşit olan elemana biz en büyük eleman diyoruz. Ondan sonra bütün elemanlardan küçük eşitse de biz buna minimum en küçük eleman diyoruz. Onu gelin diğer bir örneğimizde hemen yapalım. Örnek. Bakın sevgili arkadaşlar şöyle bir şey. Bu sefer sayıları kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle bir diyagram. Tamam mı? Şimdi bu A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Bakın sevgili arkadaşlar aslında Hasse diyagramın şöyle bir güzelliği var. Hemen çizip zaman bağlantısını otomatikman kendi oluşturabiliyorsun. Çok da basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi hemen otomatikman çıktı. Şimdi bir kere bu 1, A kümesi tam sıralı değil. Tamam. Bunu yaptık. Güzel. Sonra 2, 6 büyük elemandır. Yani maksimal. Ayrıca dikkat, buraya 3, 6 en büyük. Yani maksimum elemandır. Hocam nasıl anladınız bunu? Şöyle, her x eleman A için 6 hepsinden büyük eşit. Görüyorsunuz. Bakın okların birleştiği yer aslında. Hepsini en dosunda oraya çıkıyor. Peki hem 6 maksimal oldu. Aynı zamanda maksimum oldu. O zaman şuraya bir not düşüyoruz. Arkadaşlar maksimum varsa tektir. Bir tanedir. Çünkü bütün elemanlarda büyük eşit olan. Ve de ikinci şeyimiz şu. Her maksimum eleman maksimal yani büyük olur. Tersi doğru değil. Her büyük eleman maksimum olmaz ama her maksimum maksimal olur. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok çok önemli. Şimdi geldik şeye. Dördüncü maddeye. Hemen şöyle şunu bir ayıralım. Geldik sevgili arkadaşlar. Minimal küçük elemanlara. Burada hatta arkadaşlar bunları küme içinde göstersem daha hoş. Şöyle 1 ile 3 küçük elemanlardır. Birden fazla olma ihtimali olduğu için elemanlar. Yani minimal. Fakat bunun en küçük yani minimum elemanı yok. Olmak zorunda değil zaten. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu şey çok çok önemli.
Yani maksimum eleman varsa bir tektir. Maksimal o varsa birden fazla olabilir. Her maksimum maksimaldir. Her minimum minimaldir. Ama her minimal minimum olmak zorunda değildir. Şimdi burada sanırım bana şey anlaşıldı gibi geliyor ama hemen şöyle bir soru yapacağım. Sevgili arkadaşlar bana şunu söyler misiniz? 1. Z küçük eşittirin büyük, küçük, en büyük, en küçük elemanları nedir? İkinci örneğimiz N küçük eşittirin. Yine aynı şekilde büyük, küçük, ondan sonra en büyük, en küçük elemanları hakkında yorum yapın. Hadi bakalım. Ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar burada tabii hiçbir şey verilmiyorsa ne anlıyorduk? Klasik sıralama. Tam sayılarda klasik sıralamayı düşüneceksiniz. Bunun büyük elemanları var mı? Küçük elemanları var mı? En büyük elemanı, en küçük elemanı. Tabii büyük ve küçüğü maksimal minimal de geçebiliyor. Dikkat. Ne dersiniz? Birinci örnekte bilemeyiz. Birinci örnekte biliriz Ceren, değil mi? Evet. Ama yok diyebiliriz. Mesela Beyza diyor ki Z'de hiçbir yok. Güzel. Çünkü bak aslında arkadaşlar bunun diyagramını çizdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 böyle sonsuza kadar gidiyor. O zaman bunların hiçbirisi yok. Ne büyük elemanı var, ne küçük elemanı var, ne en büyük, ne en küçük. Belki de Ceren sen onu söylemek istedin, bilemeyizden kastettin. Ama yok, bunlar yok. Peki doğal sayılar için ne dersiniz arkadaşlar? N'de en küçük sıfırdır. Bravo, çok güzel Sena. Peki o zaman küçük elemanda olur mu en küçük olduğu için? Tabii ki olur. Bakın, doğal sayıda şöyle yapalım. Yer yetmediği için şöyle yapacağım. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor ya. Dolayısıyla bunun en büyük elemanı yok. En küçük elemanı 0. Büyük elemanı yok. Küçük elemanı bakın kümeyle yapıyorum. Çünkü birden fazla olabilir. 0'dır. Ha sen bu bağıntıyı tersten sıralasan 0 en büyük çıkardı. Hani sağa doğru değil de sola doğru gittikçe düşünsen bu sefer işler karışırdı arkadaşlar. Şimdi bundaki mantık anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Bu çok çok önemli. Tamam mı? Yani şunları lütfen unutmayın. Klasik olarak tam sayılar, doğal sayılar, pozitif tam sayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar, tam sayılı kümelerdir. Büyük eleman, küçük eleman da buna göre düşünüyorsunuz. Klasik aslında bildiğiniz şeylerle aynı. Bakın ben desem size ya tam sayılarda en büyük eleman kaç? Evet. Aslında kökeni buradan geliyor. Bulamıyorsun. Sonsuza kadar gidiyor ya artarak gidiyor. Ama doğal sayılarda en azından tabanda sıfır var değil mi? Olay bu. Güzel. Gayet iyi sevgili arkadaşlar. Şimdi iki tane konu başlığımız kaldı. Biraz sabredelim. Onları da yapacağım. İyi sıralama artı bir de supremum, infimum konusunu vereceğiz ve dersi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar olay şu. Tamam. Bu önemli bir tanım. Yani çok kullanılıyor. A sıralı, yani sıralı dediği yarı sıralı tabii ki. Bir küme olsun. Şimdi arkadaşlar, demek ki bunu anladın ama anladığın zaman şunu düşünüyorsun. Demek ki bunda bir sıralama bağıntısı tanımlanmış. A'nın boştan farklı her alt kümesinin en küçük elemanı varsa, yani minimum. Ama bak, boştan farklı her alt kümesinin minimum varsa A iyi sıralıdır. Bir bakalım. Bir arkadaşımız bir soru sordu. Hemen onu bir inceleyelim.
Hocam dedi bu kısım sonu için hükmü seçiyor ve onun maksimumunu soruyor. Tabii tabii o şey, o küme seçtiği, şu anda tabii iPhone'la konuşuyorum, isim olarak onu yazmış, o Supremum Infimum'lardır, küme verecek mutlaka. Tamam mı? Onu mutlaka yapacağım. O zaten en kolay, en anlaşılmaz, en zor olan kısım. iPhone kimsin bu arada sen? İsim neydi? Neyse. Melike, tamam Melike. Tabii ki onu yapacağız, o çok önemli. Şimdi arkadaşlar, hemen şunu soruyorum size. Sorumuz şu, örnek. Örneğimiz şu arkadaşlar. Acaba tam sayılar küçük eşittir bağıntısına göre, yani klasik bağıntıya göre iyi sıralama. Birinci soru bu. Şimdi arkadaşlar bir kere iyi sıralılık daha serttir. Daha nadidedir. Yani Necati Bey Tıp Fakültesi öğrencileri gibi böyle çok nadide bulunur. Böyle zor bulunan bir özelliktir. Dolayısıyla Adem diyor ki değil. Neden? Çünkü şundan, bakın A'nın boştan sonra her alt kümesi için gittim. Z de Z'nin bir alt kümesi. Değil mi? Kendisi. Peki bu Z'nin en küçüğü yok. En küçük elemanı yok. Dolayısıyla Z arkadaşlar iyi sıralama cevap hayır. Ha, şimdi bak buradan çok güzel bir sonuç çıktı. Normalde Z küçük eşittir tam sıralıydı. Fakat iyi sıralı değil. O zaman nasıl bir şey çıkardık? Her tam sıralı iyi sıralı olmaz. Çok önemli. O zaman iyi sıralılık daha da böyle şeyli özellik. Zor bulunan bir özellik demiştik. Hemen bir örnek daha. Mesela arkadaşlar örneğimiz şu. Doğal sayılar küçük eşittir bağıntısına göre iyi sıralama. Şimdi doğal sayılar, bir de öğrenci şuna bakarak yanılıyor. Ya doğal sayıların en küçük elemanı var diyor. Patlatıyor hemen birdenbire. Arkadaşlar her alt kümesinin kendisinin tabii ki en küçük elemanı olacak. Çünkü neyin alt kümesi. Fakat burada her alt kümesinin en küçük elemanı olması dikkat edeceğiz. Bakın neyin sıralaması şuydu. 0, 1, bakın SpaceX miydi? Hem böyle güncel konularda şey yapalım. Şu anda uzaya çıkarıyoruz doğal sayıları. Nokta, nokta, nokta. Şimdi doğal sayılar küçük eşittir bağıntısına göre iyi sıralama. Arkadaşlar bunun her alt kümesi için mesela n'nin alt kümesi ve de en küçük elemanı 0. Tamam. Örneğin iki basamaklı sayılar 10, 11, 99 aldık. En küçük elemanı 10. Yani arkadaşlar şimdi burada doğal sayılar aldığımız anda hangi alt kümesini alırsan al, mutlaka en küçük elemanı vardır. Yani kısacası şu. Her A alt küme N için A'nın en küçük elemanı olduğundan N klasik şeye göre bağıntımıza göre iyi sıralı. Tabii ki aynı zamanda tabii tam sıralı da diyebiliriz. Bu çok çok önemli. En çok kullanılan iyi sıralılıklar. Bakın örnek. Pozitif tam sayılar. Ne? Ne bileyim iki basamaklı sayılar gibi kümeler iyi sıralılır. Fakat reel sayılar. Ne bileyim Q. Rasyonel sayılar. Negatif tam sayılar. Bakın negatif tam sayılara dikkat edelim. Bakın negatif tam sayılarının gelişi şöyledir. Eksi 2, eksi 1, değil mi? Burada bitiyor. Negatif tam sayılar örneği. Bu gördüğünüz gibi olmuyor. Çünkü en küçük elemanın kendisinde en küçük elemanı yok. Önce ona bakabilirsiniz. Ne bileyim bundan başka bunlar da iyi sıralı değildir. Bunlar iyi sıralıya çok müthiş örnekler. Ama şu negatif tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar iyi sıralı değil. Ha bu arkadaşlar özellikle birinci sınıf için söylüyorum. İyi sıralılık prensibi diye bir şey var.
özellikle teoremlerde müthiş kullanılıyor. Der ki mesela soyut cebire geçer. Pozitif tansiyonun iyi sıralımına göre aldığımız alt kümenin bir en küçüğü vardı. Pat 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 ispatı yapar. O yüzden bu sizin geleceğiniz için de bu derste unutmayın bayağı önemli bir şey. Küme. Şimdi meşhur teoremimiz şu. Çok çok önemli. Teo. Arkadaşlar bu müthiş önemli. Her iyi sıralı küme tam sıralıdır. Fakat her tam sıralı iyi sıralı olmaz. Bu kadar. Bunun ispatına tabii şu an girmeyeceğim. Arkadaşlar kısacası şu. Bakın şekil bu. Her iyi sıralı tam sıralı, bakın az bulunuyor dedim ya. Mesela şuraya şunu yerleştirebiliriz. Tam sıralı olan fakat iyi sıralı olamayan bazı örnekler. Mesela şu iyi sıralıya da pozitif tam sayılar, ondan sonracıma biraz önce zaten doğal sayıları da koymuştuk gibi örnekleri buraya koyabiliriz. Yani iyi sıralıysa tam sıralıdır, denktir. Tam sıralı değilse iyi sıralı olamaz. Nereden geliyor? P ise Q, Q üstü ise P. Yani arkadaşlar aman ha. Mesela sana bir tane şekil verir. Örnek. Şimdi burada çok iki tane çok güzel örneğim var. Bu örneklerde hep kafamdan yazıyorum. Yani şu anda bunları dersten önce şöyle bir düşündüm. Ne sorabilirim diye. Örnek şu. Dedik ki 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6. Arkadaşlar bu iyi sıralımdır. Arkadaşlar bu küme tam sıralı olmadığından zaten iyi sıralı olamaz. İyi sıralı olamaz. Bu bir. Onun dışında burada bir en küçük eleman, aynı zamanda bir kümesi diyeyim, küçük eleman. Burada büyük elemanlar 5-6, 5-6 büyük ya da maksimal elemanlar. Ama en büyük eleman yok. Tamam mı? Bu zaten iyi sıralı olmadığını söylerken her iyi sıralı tam sıralıdır. Tam sıralı değilse iyi sıralıları kullanmak aslında kolaylık sağlayabiliyor. Şimdi arkadaşlar geldik şu soruya. Bunu yapana helal olsun arkadaşlar. Bakalım ne diyeceksiniz. Sorumuz şu olsun. A kümemiz 1907'ye artı sonsuz. Kümesi, A kümesi için klasik bantiye göre iyi sıralı olur. Sorumuz bu. Hadi bakalım. Cevabınızı bekliyorum. Ne dersiniz? Evet diye daha iyi diyebilirsiniz. Fikirleriniz bu da çok çok önemli benim için. Adem olur dedi. Başka? Sena da olur dedi. Bence de olur hocam. Mehmet zaten olamaz diyemez. Mehmet uyar. Fenerbahçeli koy Fenerbahçe. Hiç Fenerbahçe olur mu olmaz mı denmez değil mi? Evet. Ama dikkat. Şimdi Ceren sen de olur dedin galiba. Evet. Pekala. Şimdi arkadaşlar bakın. Sevgili arkadaşlar dikkat. İyi sıralılık için her B alt küme A için en küçük elemanı olmalı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. 1907'ye sonsuz aralığı için öyle bir şey yapalım ki bir de unutmamak için şeyi şöyle bir şey yapalım. Yani 2020 yılını unutmayalım. 2020 artı sonsuz kümesi 1907'ye artı sonsuz alt kümesi olur mu? Önce bunu düşünelim. Açık aralık yalnız. Olur değil mi? Şöyle sayı doğrusunu bir hayal edin. Açık aralık aldım. Peki arkadaşlar bana
şu kümenin en küçük elemanı kaç? Açık aralık. Klasik bantıya göre. En küçük elemanı yok. O yüzden dikkat arkadaşlar. En küçük elemanı yok. O yüzden A İ sıralı olmaz. Buna bağlı olarak da mesela aman ha Sena, Adem dikkat edin. Pozitif reel sayılar olmaz. Zaten kendisinin en küçüğü yok. Ama mesela sıfır kapalı artı sonsuz aralığından bahsetse sanki böyle iyi sıralamış gibi düşünüyor. Hayır. Gidersin. Mesela dedi ki hemen o soruyu da şöyle yapalım. Örnek. Bakın. Şu küme iyi sıralama. Hayır. Neden? Al. Şöyle bir aralık al. 1, 2 alt küme A'dır. Bunun en küçüğü yok. Bu aralık ya açık aralık. Yani şöyle 1'e 2 aralığı. Bunun en küçüğü yok. Yok. O zaman iyi sıralı olmaz. Ama tam sıralı. Yani bunun içinde alacağım her şeyi karşılaştırırız. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bu arkadaşlar bu soruyu yanlış yapanlar. Tam sayılar dese de olurdu Adem. Çünkü zaten şey... Sen 1907'den itibaren diyorsun değil mi? O zaman tabii ki olur. Burada tabii aralık olduğu için oradaki açık aralıkları seçme şansınız var reel sayılarda. O yüzden. Yani evet. Aynen. Aynen. Aynen kesinlikle öyle. Yani sen şunu söylüyorsun Allah'ın kadarıyla. 1907'den sonraki pozitif tam sayılar olsaydı iyi salımı. Evet. %100. Zaten Adem orada şöyle bir şey. Ama burada aralık dediği için bütün reel sayıları düşünüyor. Çok meşhur teoremlerimiz var. Bakın arkadaşlar o da şu. Bunlarla ilgili. Teo. A'mız iyi sıralıysa ise boştan farklı her B alt küme A için B de iyi sıralıdır. Bunu bilelim. Neden bunu yazdım Adem? Çünkü sen biraz önce şöyle söyledin ya. Şimdi pozitif tam sayılar iyi sıralıydı. Senin dediğine göre 1907'den sonrası da bunun alt kümesi hemen iyi sıralıları yapıştırabilirsin. Ama mesela bu aralık pozisyonu düşünürsek aralık pozisyonu reel sayıların alt kümesi düşünüyorsun. O zaman burada onu konuşamaz. Tamam mı? Bak, bu onun için müthiş bir şey. İkinci teorem de şu. A tam sıralıysa yine aynı mantık. Boştan farklı her B alt küme A için B de tam sıralıdır. Üstüne üstlük dikkat. Her B alt küme A bir zincirdir. Neden? Çünkü zaten A'nın bütün elemanlarını sıralayabiliyorsun, karşılaştırabiliyorsun. Bunda alt kümesi ise onlar da hepsi sıralanabiliyor. Yani arkadaşlar tam sıralı bir kümenin her alt kümesi bir zincirdir. Şimdi bunu iki teoremi birleştirirsen A iyi sıralıysa tam sıralı da olacağı için A'nın boştan farklı her alt kümesi bir zincir olur. Yani şu ikisini sonuç A iyi sıralıysa ise B alt küme A için B de bir zincirdir. Tamam mı? Aman ha. Çünkü birdenbire nereye geçiş yapıyorsun? İyi sıralıysa tam sıralı. Buradan buraya geçiş yap. Güzel. Arkadaşlar şimdi en son şeyimize geldik. Konumuza geldik. Çok önemli. Buraya kadar anlaşılan bir şey var mı? Ben de bir iki dakika en azından bir konuşayım. Bu arada bir sıkıntınız var mı? İstediğiniz Balıkesir'den var mı? Çünkü şu anda artık Supremum ondan sonra Infimum onlara yani en büyük alt sınır, en küçük üst sınırlara geçiş yapacağım. Hemen bir örnekle göstereceğim. Dolayısıyla arkadaşlar oraya dinlersek ama müthiş bir şey yaptık. Yani şu bir derste koca sıralama bantısı, iyi sıralama, tam sıralama, zincir. Yani bunların hepsini anlatmak hakikaten büyük bir işi başarmış olduk. Yani neredeyse 2 haftalık dersimizi Zoom'da bitirmiş olduk. Tabii normalde ben bunu Necati Bey'le arkadaşlar bu konuyu 3 veya 4 haftada anlatıyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden yani sıkıştırılmış oldu ama
YouTube'da inşallah yükleyebileceğim. Oradan zaten bol bol seyredersiniz. Şimdi arkadaşlar Supremum, ondan sonra Infimum'lara geçiş yapalım. Hemen bir örnek yapacağım, açıklayacağım. Şimdi biraz önce çizdiğim bir şekil vardı. Tamam mı? C. Ya dur, bundan önce bir tane daha örnek şöyle yapayım ben. Şöyle, örnek. Sonra oraya geçiş yapacağım. Örnek. Arkadaşlar, R küçük eşittir. Klasik için bu bağıntıya göre bir kere supremum, infimumları sorarken arkadaşlar şu. Mutlaka size bir küme verecek. Kümenin kendisi de olabilir bu. Ama başka bir küme de olabilir. İçin mesela 2'ye 3 aralık alt küme R alalım. B kümesi. Tamam mı? B kümesi bu olur. Alalım. Şimdi bana arkadaşlar 2'ye 3'ü normalde aldığımızda bakın şöyle reel sayılar gidiyor. Sonra acaba şurasını 2'ye 3 olarak ben bir çizeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere dediğim gibi bir kümenin supo, maxı, mini, infi sorarken size mutlaka bir küme vermek zorunda. Diyoruz ki bu kümenin maksimum, yani en büyük, aslında o biraz önce bahsettiğim maksimumla aynı şey. Maksimum B nedir? Supremum B nedir? Minimum B nedir? Ve infimum B nedir? Sembolleriyle yapalım. Max B. Ondan sonra sup B. Min B ve inf B. Şimdi arkadaşlar aslında çok basit. Çok çok basit. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. B kümesinin maksimumunu bulurken öyle bir eleman söyleyeceksin ki kümeye B'ye ait olacak. Ve o söyleyeceğin eleman B'deki tüm elemanlardan büyük eşit olacak. Hem B'ye ait olacak, hepsinden büyük eşit. Böyle bir maksimum B yok. Mesela 3'ü seçsen 3 bu kümeye ait değil. 2,99 seçsen 2,99'dan daha büyük olan 2,9999 var. O yüzden bunun maksimumu yok. Fakat supremumu arkadaşlar var mı bunu? Var. O zaman supremum burada 3'tür. O zaman en büyük fark, max'la sup arasındaki en büyük fark bu kümeye olmalı. Kümede olmalı. Bu kümede olmayabilir. Yani aslında supremum en küçük üst sınırdır. Supremum. Infimum da en büyük alt sınır. Tamam mı? Yani sınırları hatırlarsanız sınırlar kümeye ait olma zorunluluğu yoktur. O yüzden arkadaşlar maksimumla supremum arasındaki en büyük fark şudur. B kümesinin her elemanından büyük eşit olan eleman kümeye aitse maksimumdur. Dolayısıyla sup o kümeye ait olmadığı için 3 bütün B'nin elemanlarından büyük eşittir. Kümeye de ait değil ama kümeye ait olmak zorunluluğu yok. Peki minimum B nedir? Arkadaşlar 2'dir. Gördüğünüz gibi minimum B 2. Sonra neden 2 hocam? Çünkü bakın arkadaşlar 2 her x eleman B için 2 küçük eşittir. X'i sağlıyor. O yüzden ve de artı kümeye ait olma şartına sağlıyor. İnfimum B de 2'dir. Kümede olsun olmasın. Yani burada çakışıyor ikisi. O yüzden burada arkadaşlar klasik anlamda bu. O zaman şunu söyleyeceğiz. Bakın çok çok önemli. Bu örnekten sonra buna geçiş yapacağız ya. Müthiş olacak bence. Her maksimum supremumdur. Çünkü maksimum olduysa her elemandan büyük eşit sağlıyor. Kümede olup olması artık bizi ilgilendirmiyor. Fakat her supremum maksimum değildir.
her minimum, bir kümenin minimumu infimumdur. Fakat her infimum minimum olmak zorunda değildir. Çok çok önemli. Yani maksimum minimumun bir tık ötesi SUP'tan ve INF'ten kümeye ait olması. Şimdi geldik şu soruya. Tabii sorunuz varsa arkadaşlar mutlaka sorun. Özellikle şu soruda çok anlaşılacak diye umuyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burada bir küme seçeceğiz demiştik. Bir. Mesela bu A kümesi zaten şu. A kümesi A, B, C, D, E, F, G için. İçin birinci madde B eşittir C, D, E'nin minimum B'sini bul. Maksimum B'sini bul. Infimum B'sini bul. Supremum B'sini bul. Hadi bakalım. Şimdi hemen burada yapacağınız şey şu. Yapacağınız şey şu. C, D, E'yi kapağını sıkıştırıyoruz. Sonra minimum B demek, bakın minimum B demek kümeye ait olmak zorunda zaten. O zaman ya C ya D ya E olacak. Ya C ya D ya E olacak. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buradan bunun en küçük elemanı, hepsinden küçük eşit olan elemanı maalesef yok. Minimum B yok. Şimdi maksimum B'ye bakacak olursak, maksimum B'de bakın E'den küçük. Şöyle var. Sonra E, D'den yine büyük eşit. E, C'den de büyük eşit. Yani aslında oklar zaten orada birleşiyor. O zaman maksimum B, E'dir. Şimdi ben özellikle arkadaşlar infimum ve supremumda sizlere tavsiyem şudur. Önce alt sınırları ve üst sınırları belirleyin. Yani infimum B'yi belirlerken acaba B'nin alt sınırları ne? Alt sınırı da şuydu. B kümesine ait olmasa bile B'nin tüm elemanlarından küçük eşit olan var. Bakalım. B'nin arkadaşlar alt sınırları şu. Bakıyorsun A olur mu? Tek tek kontrol ediyorum. A D'den küçük eşit. A C'den küçük eşit. A E'den küçük eşit. O zaman A'yı alırım. Şimdi dikkat edin. Bir kere alt sınırlar ve infimum, ki infimum zaten alt sınırların en büyük özel haliydi. Kümeye ait olmak zorunda değil. Alt sınır şu demek arkadaşlar. Alt sınır A kümesinden, büyük kümeden gelebilir. B'nin her elemandan küçük eşit olan A'dan gelen eleman var. Bak küçük A oldu. B olur mu? Arkadaşlar B'yi bana bir söyler misiniz? Küçük B, B'nin bir alt sınır olur mu? Ne dersin? Olmaz. Evet arkadaşlar şöyle olmaz. B niye aslında olmuyor biliyor musunuz? B, dikkat dinleyin lütfen. B, C'den küçük eşit. Evet. B, E'den küçük eşit. Fakat B, D'den küçük eşit de diyemiyorsun. O yüzden bunun alt sınırları sadece A'dır. Tamam mı? Bakın tekrar ediyorum. B, evet A ile karşılaştırılamaz. D. Tamam. D, Adem ama dikkat. Güzel. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Alt sınır senin odağında C, D, E olacak. Bütün C, D, E'den küçük eşit olması gerekiyor alt sınırın. Bak küçük A kümeye ait değil. Olmak zorunda değil zaten. Bütün C, D, E'den küçük eşit. Oklar görüyorsun. Ama B, yani küçük B elemanı C'den küçük eşit, E'den küçük eşit fakat D'den küçük eşit değil. O yüzden olamaz. Peki alt sınırların içinde ben infimum seçersem zaten bunun en küçüğünü soruyordu. Infimum varsa bir tanedir. Infimum B sadece A oluyor. Şimdi geldik sub B'ye. Sub B'de önce sizden üst sınırları istiyorum. B'nin üst sınırları. Hadi bakalım arkadaşlar bana bir bulun. B'nin üst sınırları ne olur? Bakın
Üst sınır demek o kümeye ait olmak zorunda değil. Bu bir. Artı B kümesinin tüm elemanlarından büyük ya da eşit olacak. Güzel. Mesela burada Sena ufak bir hata yaptın. GFE'dir. Neden? Bakın arkadaşlar, B'nin üst sınırını yazıyorum. Şöyle ki E'den büyük eşit, D'den büyük eşit, C'den de büyük eşit. O zaman üst sınır olmayı hak eder. G'ye bakıyorsun. G E'den büyük eşit. Ondan sonra evet, yeni bir arkadaşımız geliyor arkadaşlar. Tebrikler gelen Hilal'i bayağı yetişti derse. G E'den büyük eşit, D'den büyük eşit, C'den büyük eşit. O zaman G de olur. Bakın. Dikkatli bakın. Zaten E burada kilit noktası arkadaşlar. Bakın E'den büyük eşit olan bütün elemanları alırsın aslında. Tekrar ediyorum. G'miz hem D'den hem C'den hem de G'den büyük eşit olduğu için üst sınırdır. F de aynı şekilde hem E'den hem C'den hem B'den büyük eşit. O zaman sub B arkadaşlar kümeye ait olma zorunluluğu yoktu. Bu EGF içinde en küçüğünü seçiyorsun. En küçüğü de E'dir. Gördünüz arkadaşlar. Maksimum B E oldu. Sub B de E oldu. Neden? Tek fark şuydu. Eğer zaten şöyle yap. Eğer kümeye aitse sub aynı zamanda maksimum oluyor. Ama bakın minimumda ne oldu? Minimum yok. Ama infimum A. Kümeye ait olma zorunluluğu yoktu. Tamam. Aman ha. Adem. Çok çok önemli. Tamam. Zaten supla max arasındaki en ayırtıcı özellik o. Şimdi bu küme hakkında son bir soru daha yapacağım. Kümeyi değiştireceğim. B kümesini değiştirerek bir max min daha soracağım size. Böylece arkadaşlar bu senelik belki de art derslerimizi bitiriyoruz. Maalesef üzücü ama son dersimiz. Belki son sınıflarla bir ÖABT soru çözüm daha yapacağım. O da tam belli değil. Bakalım kısmet. Şöyle bir şey çizdik tekrar. Bu sefer arkadaşlar B kümesini aldım CE için. CE'yi alalım. Yani şu kümeyi. Hop aldık. Bana burada sub B'yi, inf B'yi, max B'yi ve min B'yi bulalım. Tabii önce gelin sevgili arkadaşlar alt sınırları ve üst sınırları alalım. B'nin daha kolay. B'nin üst sınırları. B'nin alt sınırları nelerdir? Önce bunu kontrol edersek çok basit oluyor çünkü. B'nin üst sınırları sevgili arkadaşlar şunlardır. B kümesine baktım. B kümesi şu anda C ve E. C ve E'nin hepsinden büyük eşit olan tüm elemanları diyorsun. Nedir? E, G, F. Bakın. E büyük eşit. G büyük eşit. F. Hep şuradan arkadaşlar. Şurayı bir tarayayım. Şuradaki tüm elemanlardan büyük eşit olanları yazıyorsun. O zaman üst sınır E, G, F. Peki B'nin alt sınırları ne? Hem E'den hem de C'den küçük eşit olanlar. Bu da C var. Sonra D'yi yazamazsın. Çünkü D ile C arasında küçük eşitlik yok. A var. Bakın. A. Sonra B var. Gördünüz mü? C, A, B oldu. Çünkü A'mız C'den küçük eşit. E'den de küçük eşit. B'miz C'den küçük eşit. E'den de küçük eşit. C'miz C'den küçük eşit, kendisinden E'den de küçük eşit. O zaman C, A, B olur. Şimdi bundan sonra çok basit. Sub B'yi araştırırken hemen gidiyorsun üst sınırı en küçüğü. E, G, F'nin en küçüğü baktın E'dir. Tamam. Inf B nedir? Inf B'de alt sınırın en büyüğü. A, B, C'nin en büyüğüne baktın C. Tamam.
Ha bak burada bir hata yaptım. Küme işareti yaptım. Sakın ha arkadaşlar bunu yapmayın. Çünkü neden? Arkadaşlar maksimum, minimum, sub ve inf varsa bir tanedir. O yüzden buraya E'yi patlat. Inf B'de C tektir çünkü. Bakın ama alt sınırları üst sınırları küme yaptım. Birden fazla olabilir. Maksimum B'de şuna bakıyorsun. Sub o kümeye ait mi? Evet. C E'ye ait. O zaman bu da E'dir. C buraya ait mi? Evet. Ait. Arkadaşlar olay bu. Valla gerçekten ne kadar olmuş? Yaklaşık 1,5 saati geçtik. Yani hiç kesmeden yaptık. İyi dayandınız arkadaşlar bana. Ama gerçekten de bunu bu derste halletmiş olduk. Yani buna bakıp salağı bağımsız, zincir, iyi sıralık, şudur, budur, her şey şu